4-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 32. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın hazırlıkları devam ediyor. Fuar katılımcıları stand çalışmalarını sürdürürken MODEP Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nur Aktaş, yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla basın toplantısı düzenledi. 4-8 Kasım tarihleri arasında 32. MODEP Fuarımızı, MODEP Expo'yu icra edeceğiz. Tabii Expo olmasa sebebiyle de yurt dışına yönelik yoğun tanıtım çalışmalarının yapılması nedeniyle de açıkçası çok hareketli geçmesini düşündüğümüz ve sektöre, dolayısıyla İnegöl mobilya sanayine ciddi katkılarının olacağını düşündüğümüz fuarın arifesindeyiz. Öncelikle gerçekleştireceğimiz fuarın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Ben tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, büyük bir gayretle çalışan firmadaki, MODEF'teki yönetici arkadaşlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi hazırlandık. Buna dair önemli çalışmalar yaptık. Kısaca onlarla alakalı bazı bilgilendirmeler yapmak istiyorum kıymetli arkadaşlar. Fuarımızı direkt ziyaret etmiş olan profesyonel ziyaretçilerimize birebir 7000 VIP davetiye dağıtımı yapıldı. Yine Türkiye genelinde Google Search arama motoru ilk 5'te fuarımızın görsellerini ve reklam çalışmalarını yürüttük. Birebir 1300 yurt dışı müşterisiyle kontakta bulunup VIP alıcı desteğimizi fuarımıza getireceğiz ve böylelikle bu sene arkadaşlar Allah nasip kısmet ederse diğer alıcılarla beraber 3500 civarında yabancı misafiri burada ağırlamayı düşünüyoruz. Bununla alakalı ağırlama yapacağımızı tahmin ediyoruz. İlk kez Turkcell ile işbirliği içerisine girerek toplamda 60 bin Turkcell kurumsal kullanıcısına hedef odaklı SMS'ler gönderiminde bulunduk. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Yurt dışı reklam bütçemizi %40 arttırarak Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar'da gazete, dergi ve internet reklamları verdik. Yurt dışı alıcıların gelecek ülkelerdeki bakanları ve ticaret sanayilerinin başkanlarına gerekli yarışmalar yaparak açılışımızda bulunmaları için davet ettik. Gelecek olanların ticaret ve sanayi odası başkanları bizzatihi bizimle irtibata geçtiler. Çalışma arkadaşlarımız tarafından tamamlandı. Tabii bu yıl Ekonomi Bakanlığı ve İhracatçılar Birliği ile alım heyeti konusunda daha kapsamlı çalışılmasıyla birlikte bazı çalışmalarda bulunduk. Bunun neticesinde fuarımızın ikinci günü MODEF Fuarcılık tarafından hazırlanan Bayer Lunch ve MODEF Fuarcılığın toplantı odasında B2B görüşmelerin yapılacağı alanlar hazırlandı. Ben buradan özellikle tüm firmalarımızdan rica ediyorum. Çünkü bakanlık da işin bu kısmını önemsiyor. Biz tüm firmalarımızın basın mensuplarının izniyle tüm dış ticaret sorumlusu firmalarımızın yetkililerinin burada yer almalarını ikinci günü muhakkak surette istirham ediyoruz. Biz kendilerine bilgi verdik. Çünkü alacağımız destekler açısından bu çalışmaya arkadaşlarımızın katılmasının çok önemli olduğunu burada ifade etmek istiyorum. MODEF Expo fuarının yurt dışına yönelik olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, fuarın mobilya sektörüne ciddi katkıların olacağını söyledi. Biz 1300-1500 civarı zaten masraflarını karşılayarak alıcı burada misafir ediyoruz. Ama bu sene çok daha doğru alıcılara ulaştık. Ajanslarımız daha etkili çalıştılar. Bizzat Aysun Hanım'ın yurt dışı ziyaretleri oldu. Biz diğer yabancılarla beraber 3500 civarında yabancı bekliyoruz. 3000 aşan bir rakam olacak kesin inşallah. Tabii yurt dışıyla alakalı açıkçası ben şu an yağmur, hava durumu, sektörün içinde bulunduğum ama biz genel anlamda 18-20 bin lira rakamları toplamda rahat bulacağımızı inşallah tahmin ediyorum yani.